Şimdi Sayın Başbakanım, bu paralel örgütün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en kalleş ve sinsi örgüt olduğu noktasında Türkiye halkının çoğunluğunun şu an hemfikir olduğunu düşünüyorum. AK Parti tabanı, CHP tabanı, MHP tabanı, her ne kadar CHP'nin tabanı şu an bir konjonktürel ittifak içindeyse de BDP tabanı aynı şekilde bütün bir toplumun aslında bir ittifakı var. Özellikle bu son 3-4 ayda bunu anlaşıldı. Fakat bunun bir geçmişi de var. İşte bir 7 Şubat darbe girişimi var. Ondan öncesi de var. Şimdi benim bugün Oslo'su var. Benim bugün baktığımda siz diyorsunuz hani biz safmışız, samimiymişiz. Maalesef hepimiz için geçerli bu. 12 Eylül referandumundan sonra HSYK'nın paralel örgüt tarafından işgal edilmesinden sonra Ekim 2010 itibariyle AK Parti hükümetinin yıpratılma ve üzerinde vesayet kurulma sürecinin başlatıldığını ben düşünüyorum. Bugünden baktığımda. Çünkü o dönemde o zaman cemaat bunları kabul etmiyordu. Daha böyle bir kısım tetikçiler çıkmıştı. İşte Tayyip Erdoğan'ı biz ayakta tutuyoruz. İstese iki saatte deviririz. Biz de bunları deli olarak bakıyorduk. Onlar diyorduk bizde de ilgisi var efendim falan. Bugün hepsinin koordine hareket ettiğini bugün anlıyoruz. İşte bir şekilde yine mesela benim şahit olduğum bir olay. Kim gelirse gelsin değişmeyen bir düzen istiyor Fethullah Gülen diye bana kendileri anlatmıştı. Alt kademede biri. Ben bunu sordum da üstte ya bu ne diyor falan. Dediler ki ya kendi şeysi falan. Şimdi anlıyorum ki hep biz o zaman inanmak istedik. Ben de yani kendi adıma öz eleştiri yapıyorum. Bu bir projeymiş. Ve Türkiye'de seçimler olacak, geçecek ama bir vesayet gücü işte belki İran'daki Ayetullah gibi devam edecek. Bunu siz yani 7 Şubat darbesiyle beraber mi yoksa daha önceden de yani ne zaman bunlar bunu kurmak istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan olarak kendiniz kafayı yastığa koyduğunuzu düşünmeye başladınız. Belki arkadaşlarınızla paylaşmadan. Şimdi anayasa seçimlerinde o referandum. Evet. Referandumda bunların tabii çok hırslı bir çalışması oldu. Mezardan kalkın gelin falan. Ve bu hırslı çalışmada biz yine iyi niyetle baktık. Ya dedik şu gayrete bak nasıl çalışıyorlar filan. Tabii seçimi atlattık. Seçimden sonra bu atamalar Yargıtay'da, Danıştay'da filan bunlar başlayınca orada bazı şeyler beni rahatsız etmeye başladı. Ne oluyor dediniz herhalde o zaman. Tabii. İlgililere de aynı şeyi söyledim. Tabii ben kişileri tek tek tanıyamam ki. Böyle bir şeyim yok. Evet. Kim tanıyacak? Benim diyelim ki Adalet Bakanlığı'ndaki birimlerimiz işte neydi? Personeliydi, müsteşarıydı. Şu anda öldü. Allah rahmet etsin. Bunlar tanıyacak. Biz de onları uyarıyoruz tabii. Ama bütün bu işler bittikten sonra onların tabii hiç endişe etmeyin. Asla böyle bir şey söz konusu değil vesaire gibi ifadeleri bizi gerçekten bu noktada onlar aldatmıştır. Uyanamadı o zaman işe adam. Aldatmıştır bizi. Maalesef. Ha ne zaman biz uyandık? Bu MİT müsteşarımızla alakalı 7 Şubat darbe girişimi. Evet. Çünkü oradaki olayda